radyo tiyatrosu. Kiralık Ev. Yazan Muzaffer İzgü. Reji Metin Çoban. Efekt Erhan Mesudoğlu. Oynayan sanatçılar: Hüsnü Bilge Zobu, Cezmi Ekrem Dümer, Kadri Necdet Mahfi Ayral, Hayriye Suna Pek Uysal, Sevim Oya Küçümen, Orhan Hakan Tanfer, Mahmut Tuncer Sevi, Nimet Nezahat Tanyeri, Komiser Rauf Altıntak. Tabii oğlum, tabii. Sen bak bakayım çocuğum, bir dakika. Bak ya. Ben kalkayım artık. Bir tavla atmadın mı? Hey garson, baksana. Tavlayı getir oğlum, tavlayı. Yok, kalsın, getirme. Anlattım ya sana dostum, gidip ev arayacağım. Ararsın canım. Bildiğin gibi değil. Ev sahibi gün aşırı gelip gidiyor. Oğlunu evlendiriyormuş. Çıkın da çıkın diyor, başka bir şey demiyor. 15 gün zaman tanıdı. 2 gündür yani, inan ayaklarıma kara sular indi. Ben bir yandan, karım çocuklarım bir yandan ev arıyoruz. Efendim, konuşmanıza karışmak gibi olmasın ama bitişik masada oturduğum için ister istemez kulak kabarttım. Galiba ev arıyorsunuz. Evet efendim. Benim kiralık bir evim var. Kiralık bir eviniz mi var? Evet efendim. Oo, görüyor musun bak? İyi olacak, hastanın ayağına gelinmiş doktor. Hadi otur da bir el tavla atalım. Bir dakika. Bu evi size verebilirim. Aman efendim, sağ olun. Vallahi inanın. 2 gündür çoluk çocuk bir yandan, ben bir yandan... Duydum efendim. Az önce duydum. Yalnız şimdi bu konuda bir şey söyleyemem. Yarın siz Osman'ın kahvesine gelin, orada konuşalım. Osman'ın kahvesi mi? Evet, Osman'ın kahvesi. Bu caddenin sonundadır, parkın karşısında. Biliyorum o kahveyi. Ama şey etsek yani, şimdiden konuşsak... Yarına kadar bekleyin efendim. Hanım birine söz vermişti de... Eyvah! Yo, üzülmeyin canım, üzülmeyin. O iş olmayacak gibi zaten. Olmayacak gibi ama gene de evde karıma sormam lazım. Malum ya, hayat müşterek. Tabii efendim, tabii. Ah, ben de efendim. Bir şey yapacağım zaman mutlaka karıma danışırım. Kira konusunda mutlaka anlaşırız. Bu konuyu hiç düşünmüyorum. Çok teşekkür ederim beyefendi. Yarın öğleden sonra saat 3'te sizi Osman'ın kahvesinde bekleyeceğim. Şimdi hoşça kalın. Allah'a ısmarladık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Güle güle beyefendi. Tanıyor musun bu arkadaşı? Yok, bu kahvede hiç görmedim. Belki de yeni taşınmıştır bu semte. Neyse canım, şimdi bir parti tavla maçımızı yapabiliriz. Hey garson! Getirsene tavlayı oğlum. Hadi düşünme. Bu iş oldu bil. Vallahi bir türlü inanamıyorum. Canım, burada yarım saattir ev aradığını anlattın. Adamcağızın yüreği acımıştır sana. Yüzünden de iyi bir adama benziyor. Oo, bir de kira uygunsa. Aman nasıl sevinirim o zaman. Yani nasıl sevinirim. Geldi tavlamız. Hadi bakalım. Yahu sen şimdi bu kavayla şeşi de beş görürsün hani. Demek geldiniz. Efendim, merhaba. Merhaba efendim, merhaba. Buyurun şöyle oturun. Vallahi çok heyecanlıyım. Vereceksiniz evinizi bize değil mi? Dün söyledim ya, elbette vereceğim. Çok teşekkür ederim. Ay, yalnız dün söylemeyi unuttum. Ev bu semte biraz uzak. Aman olsun efendim, zaten iş yerime 2 araçla gidiyorum. Gene 2 araçla giderim. O zaman bir sakınca yok. Acaba evi hemen görebilir miyiz efendim? Tabii.
Yenge hanımı niye getirmediniz? Malum ya, kadınların evi görmesinde yarar var. Sonra beğenmez falan da. Efendim, ne olur ne olmaz diye onlar sabahtan ev aramaya çıktılar. Olur ki bu ev olmaz diye düşündük. Benim beğendiğimi karım da beğenir. Siz bilirsiniz, siz bilirsiniz. Önce size bir kahve... Sağ olun efendim. Bir an önce gitsek, evi görsek iyi olur. Peki, peki. Buyurun efendim, buyurun. Siz buyurun da ben garsonun parasını vereyim. Şu apartman mı? Evet. Ama bu daha yeni şey, yani hiç kiracı girmemiş. Şanslısınız efendim. İlk kiracı siz olacaksınız. Hatta apartmanın kapıcısı bile tutulmadı daha. Gerçi öteki daireler taşındılar ama... Kaçıncı kat? İkinci kat efendim. Oh, aman ne iyi. Aslında ben bu daireyi oğlum için almıştım. Evlenecekti ama olmadı. Vah vah. Yok canım, daha iyi oldu. Aslına bakarsan ne annesi ne de ben evliliği istiyorduk. Şöyle buyurun, şöyle buyurun. Geniş pencereleri var. Evet. İnanır mısınız? Ben de evi satın alırken bir kez gördüm. Büyükçe bir salonu olacak. Sonra mutfağı da hayli geniş. Karım çok sevinecek. Neden derseniz bu oturduğumuz evin mutfağı çok dardı. Açılmıyor mu? Tabii yeni kilit, yeni anahtar elbette biraz zor açılır. Tabii. Dur. Açıldı. Buyurun efendim, buyurun. Buyurun. Mutfak. Bu yandaydı mutfak. Girin. Oo, çok güzel. Ve salonu nasıl buldunuz? Çok güzel. Yalnız sanırım bizim bütçemiz bu daireyi tutmaya... Biliyorum. Siz şöyle bir bakının canım. Bakının önce... Bakın küvetli banyosu bile var. Efendim karım çok tandır derdi. Şöyle bir küvetli banyomuz olsa da işten yorulunca içine girip dinlensem diye. Öyle mi? Bundan böyle bol bol dinlenirsiniz. Balkonu görmediniz. Buyurun şöyle bakın. Nasıl? Şahane. Şahane olmasına şahane de. Akşam üzeri bu balkon ömür olur. Oh, atarsınız buraya bir şezlong, alırsınız elinize gazetenizi. Ben de öyle derdim. Şöyle bir balkonum olsa da bir şezlong atsam. Yalnız... Yalnız ne? Efendim, bize burası çok pahalı gelir. Ben sizi pek sevdim. Sağ olun efendim. Şimdi oturduğunuz evde kaça oturuyorsunuz? Siz oraya bakmayın efendim. 800'e oturuyorduk. Tamam. Ben de burayı size 800'e verdim gitti. Gerçekten mi diyorsunuz? Elbette. Yalnız bir şartım var. 6 aylık peşin isterim. 6 aylık peşin mi? Valla hanım öyle söyledi. 6 aylık peşin almadan verme dedi. Malum hayat müşterek. Şimdi hanımı daraltırsam olmaz tabii. Aslına bakarsam benim birkaç evim var kirada. Hepsiyle karım ilgilenir. Kendi şimdi biraz rahatsız da. Çok çok geçmiş olsun efendim. Teşekkür ederim. İşte böyle. Affedersiniz, adınız neydi? Hüsnü efendim. Benimki de Kadri efendim. İşte böyle Hüsnü Bey. Düşünün, taşının, yarın aynı saatte aynı kahvede buluşalım. Yanımda ben kontratı da getiririm. Şayet karar verirsen. Yok, karar vermesine çoktan verdim. Verdim ama 6 aylık peşin olunca. Ben de size böyle bir daireyi 800 liraya kiralıyorum. Bulun böyle bir daire 800 liraya, ben sizi burada bedava oturtayım. Haklısınız da efendim. Buyurun çıkalım efendim. Kahvede anlattıklarınızı duyunca... Kilitleyelim kapıyı da. Ne diyordum? Kahvede anlattıklarınızı duyunca şöyle yüzünüze baktım. Kendi kendime, iyi bir insan bu, ver evini gitsin Kadri dedim. Şimdi 6 aylık 800 liradan ne yapar? 6 kere 8 48, 4800 lira Hüsnü Bey. Bunu edinin, şayet edinebilirseniz yarın aynı saatte aynı kahveye gelin. Ben siz gelinceye kadar kimseye söz vermeyeceğim.
Acaba bunu 3 aylık yapamaz mısınız? Yok, işte bu olmaz. Yarın bekliyorum. Hadi bakalım. Allah'a ısmarladık. Güle güle efendim. Hadi, bodrum kapıymış. Çatı katı, bulutlardan yiyeceğim. Dur oğlum, dur, anlattım baban. Ne gevezesin sen be? Yok, biz üçümüz bugün geze geze peltiye döndük de siz nasıl buldunuz diyecektim. Yeni. Yeni mi? Yani tabii. Daha içine hiç kimse girmemiş. Hayır, girmemiş. Tamam, rüyam çıktı. Ne demiştim ben sana sabahleyin kız? Sütü al demiştin. Kız ona değil kız, rüyamı anlatmamış mıydım sana? Ha, yeni bir ev demiştin. Bir balkonunu göreceksin. Bir salonunu göreceksin. İki de oda. Odanın biri benim. Hoppala, biz yine salonda mı yatacağız? Durun be, durun da anlatsana. Sıkı dur, bak bir şey daha söylüyorum. Küveti var. Anlamadım. Küveti ya, şöyle cıbı cıbı. Banyo küveti. Yanında da can kurtaran simidi var mı? Ne simidi? Hiçbiriniz yüzme bilmezsiniz de. Allah'ıma şükür. Kız ben sabahleyin sana ne söylemiştim? Musluklarının hepsini kapattım anne. Kız ben sana rüyayı söylüyorum kız. Banyo kayığı demiştiniz. Ona adıyla sanıyla küvet derler. Küvet, banyo kayığı değil. Aman sen de. Kim bilir kaç liradır kirası. Sıkı dur yüreğine inmesin. Çok mu pahalı? 800. 1800'e biz nereden kira verebiliriz? 800 ha? Sadece 800 lira. Yani yanlış anlamadınız değil mi babacığım? Yalnız 800. Gerizekalı mıyım ben be? İşte yalnız 800 lira, o kadar. Yalnız. Evet. Yoksa kaçırdın mı evi elinden? Kaçırmadım da şey istiyor adam canım. Yani. 6 aylık peşin istiyor. Ama evi bir göreceksiniz. Göreceksiniz. Bankada hiç paramız yok mu babacığım? Hadi oradan be zevzek. Niye kızıyorsunuz babacığım? Sorduk sadece. Vallahi bu evi kaçırırsak yani çok üzüleceğim. Adam yarın saat 3'e kadar beni bekleyecek. Evet. Şayet 6 aylık kiraya götürürsem kontratı hemen imzalayıp anahtarı da alacağım. 4800 lira. Az para değil. 4800 lira ha? En iyisi biz gene erkenden dinlenmeye çekilelim de yarın sil baştan ev aramaya çıkalım. Hüsnü, benim şu 4 bilezik kaç lira eder acaba? Annemin kol bankası imdada yetişti. Kol bankası olup da ne yani? 6 üstü 4 tane bilezik. Ha Hüsnü? Vallahi bilmem ki, şu 5000 liradan daha çok yapar ama. Kaçırmayalım Hüsnü. Sen gene her ay sanki kira veriyormuş gibi bana verirsin. Para tamam oldukça ben gider sattığım bileziklerden alırım. Hadi durma, al götür bozdur şunları bakayım. Hay yaşa be anneciğim. Hadi. Yarın gene sabah erkenden yollara düşmekten kurtulduk. ...4700, 4800, 4700, 4800... Tamam mı efendim? Tamam efendim. Tamam. Güle güle harcım. Buyurun anahtarı. Siz de güle güle oturunuz. Yalnız şuraya da bir imza lütfen. Hay efendim. Evet. Anlaşmayı 2 yıllık yaptım. Bakın şuraya da yazdım. Ev sahibi 2 yıl sonra kirayı 200 lira arttırabilir. Uygun efendim, uygun. Kontrat kağıdında adresim yazılı. Herhangi bir şey olursa beni ararsınız. Tekrar güle güle oturun efendim. Sağ olun tekrar efendim. Tekrar. Sağ olun.
Ay bacaklarım, kollarım. Tut be oğlum, şu tut, şu denge ucundan tut. Tutuyorum babacığım. Tutuyormuş. Baba bak, bak şuna bak, nasıl tutuyor. Ya oğlum şuna sıkıca yapışsana. Yapıştım baba. Kim demiş nakli mekanda ferahlık vardır diye. Bir bilsem bunu diyen adamı. Hay omuzlarım ha. Yahu ne var bu dengin içinde böyle kurşun gibi be? Çiçek saksıları galiba. Kes, geveze, geveze herif. Çiçek saksılarıymış. Ne kızıyorsun çocuğa, yok? Ne var bu dengin içinde diyorum. Yok efendim, çiçek saksıları diyor. Çiçek saksıları. Şimdi şuradan bir saksı atarsam kafana. Oğlum görürsün kızdırma sana babanı. Neler kaldı aşağıda? Bir şey kalmadı canım. Sizin taşıyacağınız iki büyük parça kaldı. Ötekileri kızla ben taşırız. Tut hadi, tut tut. Hadi tut bakayım. Öyle tut, aman ak, aman ak, bakma. Hadi. Hadi. Dur baba. Ay Allah. Ne oldu? Ay Allah. Ayakkabımın teki çıktı. Yahu tam hızımı almıştım. Hadi şimdi işin yoksa aşk ile şevk ile bir daha yüklen bakalım. Evet. Su nasıl su? Çok güzel, çok. Yalnız biraz ılıdı. Bir kova daha ısıttım. Sen bırak kapının önünde, onu da boşaltayım küvetin içine. Bıraktım, alıver. Olur olur, alırım. Oh, aman, aman dünya varmış be, yani dünya varmış. Bu yorgunluğun üzerine bu küvet banyosu. İyi bulduk hani. Taşıma suyla küvetli banyo. Oğlum, oğlum ileride su gelir. Baban çok yoruldu biliyorsun. Bugünlük adamcağız yıkanı versin ha. Ya ama ya suyun açılması gecikirse? Gecikmez, gecikmez. Hadi. Oh, vallahi şu balkon, yani ömür hanım, ömür. Ama soğuk alacaksın. Hadi içeri girelim bakalım, hadi, hadi. Şu 15 gündür biliyor musun, sanki anamdan yeni doğmuş gibiyim. Yahu neydi öteki ev, he? Bir yıl daha kalsaydık, ihtisasımızı tamamlayacaktık. Ne ihtisas? Her türlü haşerat ihtisası. Nah, böyle böyle böcekler. Durun bakalım, durun, bir tak tak sesi mi var, nedir ha? Kızım baksana kapıya. Buyurun efendim, kimi istediniz? Kimi mi istedim? Şey, babanızı istedim. Babacığım, sizi bir amca istiyor. Buyurun efendim, buyurun. Kimi aradınız? Girebilir miyim? Girin tabii ama. Kim? Bilmiyorum. Bir şeye mi baktınız efendim? Evet, bir şeye baktım. Oho, çok güzel. Yeni yeni perdeler de takmışsınız. Evet efendim, yeni taktık. Güle güle oturun. Sağ olun efendim. Yalnız sorması ayıp ama bu evi kimden kiraladınız? Kimden mi? Ev sahibinden. Yani benden, öyle mi? Anlamadım. Ne oluyor, ben de hiçbir şey anlamadım. Bu ev benim. Sizin mi? Sizin mi? Evet benim. Nasıl benden izinsiz evime girersiniz? Hüsnü! Siz ne diyorsunuz? Bu ev benim efendi. Kim size burada oturun dedi? Kimden kiraladınız burayı? O şey, o uzun boylu sarışın adam. Kadri Bey canım, Kadri Bey. Bakın, bak hanım, nerede bizim kontrat, nerede o kontratı getir. Kontrat evet. Ya şuralarda bir yerdeydi be. Bak bakayım. Al işte. Şu dolabın gözündeydi. Buyurun. Ha işte. Buyurun işte. Bakın efendim. Buyurun. Kadri sızmaz. Kadri sızmaz. Demek ki Kadri Sızmaz isimli biri bizim evi, evin sahibiyim diye bizden habersiz kiraya verebiliyor. Bana bakın bana. Ne bu kontrat ne de hiçbir şey beni ilgilendirmez. Kaça tuttunuz bu evi ha? Söyler misiniz bana? Şey, 800 lira. 800 lira. Hiç böyle bir daire 800 liraya verilir mi? Anlamalıydık Hüsnü. Vallahi içime bir kurt düşmüştü ya. Ama hanım, adam evi bize gezdirdi. Anahtarı vardı. Anahtarı yaptırmak zor mu? Hırsıza, dolandırıcıya göre anahtar ne ki? Evet, kısa keselim. Evimi boşaltacaksınız. Boşaltacak mıyız?
Şey bakın, biz o adama yani ev sahibine... Ev sahibi benim. Evet, o şeye yani dolandırıcıya 6 aylık peşin verdik. Vallahi ya, beni hiç ilgilendirmez. Ay babacığım, çıkacak mıyız bu evden? Kız aklın ermiyor mu? Evin asıl sahibi bu bey amcaymış. Hüsnü, ah Hüsnü, hep sana kandım, mahvoldum. Yahu benim ne suçum var hanım? Ah. Adam evim var dedi, evi gezdirdi, kontratı yaptı. İşte anahtarı da verdi, çekti gitti. Adresi var. Adresi. Evet, adresi var. Adresi var. Kontratın altında adresi var. Sahte bir adres yazmak zor mu? Ama polis. Polis ya, ya, polis. Vallahi nereye giderseniz gidin benim evimi boşalt. Ay anneciğim. Çok yazık. Yeni perdeler de almışsınız. Ya. Kim bilir taşınırken de ne sıkıntılar çektim. Ya, ya öldük dirildik. Hem de nasıl? Bakın bize bir iyilik yapın. Ya. Nasıl? Ben o adamı arayayım. Orası beni ilgilendirmez. Fakat durumunuza acıdım. Ayda 1200 lira verirseniz olur. Anlamadım. Ne? Ben aylığı peşin isterim. 2 aylığı da şimdi hemen isterim. Yoksa dosdoğru karakola gider, evimi işgal ettiğiniz için... Ama bir dolandırıcılık karşısındayız beyefendi. Canım, siz dolandırıldıysanız bunda benim evimin suçu ne? Kaç gündür oturuyorsunuz? 15 gün oldu. Tamam. 15 gününü oturdunuz. Evet. 15 gün sonra gelir ikinci kirayı alırım. Bakın onu da şu çocukların hatırı için yapıyorum. Hadi bakalım getirin 1200 lira. Bakın efendim. Kızıyorum ha. Efendim ben sinirli bir insanım. Zaten evimin içinde hiç haberim yokken insan görünce kanım tepeme çıktı. Şimdi de siz bana bakın. Bu iş sabaha kalırsa dünyada bu evi vermem size. Bari bir kontrat yapalım. Ama... Ne olur 1000 liradan. 1200 liradan bir kuruş aşağı olmaz. Efendim siz evin içine yerleşmiş, bana emrivaki yapıyorsunuz. Peki efendim, peki, peki. Delikanlı, bir beyaz kağıt var mı? Ah sorma hanım sorma. Mahvoldu ya, mahvoldu. Ne oldu karakolda anlatsana. Dolandırıcıymış meğerse o herif. Ha. Adı da Kadri Madri değil, Avanta Kamil'miş. Komiser beye adamı tarif ettim. Bana resimler getirdi, şıp diye tanıdım herifi. Bu bizimki ikinci şikayetmiş. Ah nasıl yandık. Anlamalıydın. Hiç bu evi 800 liraya verirler mi? Ne bileyim ben canım, ne bileyim. Anlattım komisere. Evin asıl sahibi geldi dedim. Zaten arıyorlarmış Avanta Kamil denen adamı. Bulunca bize haber verecekler. Çoktan yemiştir bizim 4800 lirayı. Ben o bileziklerini sıkıntılarla almıştım. Ay inşallah boğazı da düğümlensin. Zihin zıkkın olsun inşallah. Ne oldu babacığım? Avanta Kamil'miş oğlum. Avanta Kamil. Yedi bizim paraları. Hadi hanım bir çay demle de şu balkonda içelim. Hadi kızım kalk. Kalk da babana çay demle. Ah şu balkon yok mu yani, öldürecek beni. Tüm yorgunluğum şu balkonda çıkıyor. Şu koluma baktıkça hep bileziklerim geliyor aklıma. Ne yapalım canım, ne yapalım, oldu bir kere. Adamın parasını ayırdın değil mi? Hazır. Yarın damlar. Gerçi bu 1200 de dokunuyor ya bize. Ah şu balkon. Paralar. Orhan kapıya bak oğlum. Olur anne. Buyurun hanım teyze. Sen kimsin ha? Sen? Ben Orhan hanım teyze. Şöyle çekil kenara, çekil. Anan baban yok mu senin? Anne baba. Ne de güzel balkona kurulmuşlar. Gel keyfim gele diyorlar. Buyurun efendim. Buyurun, ne istediniz? Ne istemişim? Şunlara bak, şunlara. Ay kim soktu sizi buraya? He? Kim soktu? Eyvah baba. Üçüncü ev sahibi galiba. Ay o kim soktu sizi? Nasıl girersiniz benim evime?
Ben burayı damadımla kızıma aldım, ölümlük kalımlık paramla. He? Nasıl girersiniz benim evime? Nasıl? Nasıl da yer döşersiniz? Hay gözünüz çıkmasın sizin. Ay duvara da çivi çakmışlar. Ay aman Allah'ım, buraya da resim yapıştırmışlar. Ay duvarlarıma futbolcuları yapıştırmışlar. Bir dakika, bir dakika hanım ay, teyze. Ne bir dakikası, ne iki dakikası hanım. Ay gözünüz çıkmasın. Ay 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 ay. Buranın da boyasını dökmüşler. Amanın buranın da kolunu çıkarmışlar. Ay o kim soktu sizi bu eve? Ha? Kim soktu bir diyorum. Bir dakika hanım ay. Teyze, bir dakika efendim. Oturun da konuşalım. Amanın fenalıklar geliyor. Ay yetişim, fenalıklar geliyor. Ay kolonya yok koş, mu? Koş. Kolonya. Orhan kolonya getir, koş. Ay bu teyze kim baba? Anlayamadın mı kız? Evin üçüncü sahibi. Buyurun efendim, buyurun kolonya, buyurun. Ay dayanılır gibi değil. Ay çıkın evimden, hemen çıkın, yanından diz yok, çıkın. Ay. Ay bakın, bakın tapuma. Bakın kağıtlarıma, bu ev benim, ayol benim. Hayriye. Ne yapacağız Hüsnü? Amanın durmayın, çıkın, çıkın işte. Bir çıkın. Dakika, bir dakika hanım teyze. Ay. Biz burayı iki kişiden kiraladık. Aa, süründürürüm sizi. Aa. Vallahi karakoluna mahkemelerde süründürürüm. Aa. Ay yepyeni ne? Evime daha hiç kullanmadan anahtar uydurup girmişler diye süründürürüm sizi. Aaa, duvarı da boyamışlar. Obadanın hatası hanım teyze. Ay çekil, çekil yanımdan. Ay bağıracağım, çekilin, çekilin. İmdat, imdat. Evet, gelin. Arıyoruz, Avanta Kamil'i bulur bulmaz size haber vereceğiz. Komiser bey, biz yandık. Anlamadım. Evin üçüncü sahibi çıktı geldi. Gitti bizim 1200 lira daha. Nasıl? Hani siz ev sahibiyle anlaştık demiştiniz. Bilmiyorum. Dün akşam yaşlı bir kadın geldi, tapusunu falan çıkardı. Hah, işte bakın o da geliyor. Süründürün. Süründürün komiser bey oğlum, süründürün. Bunlar evimi mahvetmiş. Benden habersiz anahtar uydurup girmişler. Bir dakika hanım teyze, otur bakalım, otur. Ay oturamam komiser bey oğlum, oturamam. Ay sıkıntılar basıyor. Ay kolonya yok mu kolonya? Ta neredeki yerden geliyorum? Ta o ay 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 bayıldım. Hadi karıcığım, siz bu taraftan, ben de bu taraftan. Aa. Çıkalım bakalım gene ev aramıyor. Hadi bakalım gene düşelim yollara. Gitti bizim tabanla. Mutlaka bulalım babacığım. Bu yaşlı teyze çöreklendi evin içine. Hem yiyor hem içiyor, ikide bir de bize bağırıp çağırıyor. Çıkın da çıkın diye. Sevim gitmiyor mu sizinle? Yo, onu yaşlı teyze alıkoydu. Bayılırsa kolonya dökecek. Kiralık Ev adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Muzaffer İzgü, reji Metin Çoban, efekt Erhan Mesudoğlu. Oynayan sanatçılar: Hüsnü Bilge Zobu, Cezmi Ekrem Dümer, Kadri Necdet Mahfi Ayral, Hayriye Suna Pekuysal, Sevim Oya Küçümen, Orhan Hakan Tanfer, Mahmut Tuncer Sevi, Nimet Nezahat Tanyeri, Komiser Rauf Altıntak.